Senin gibi kimsesiz birinin kendi çocuğuna sahip çıkacağına eminim, Bahar. Hoş geldiniz. Bir şey mi oldu? Seninle konuşmam lazım evlat. Lütfen buyurun, buyurun. Emretseydiniz ben hemen yanınıza gelirdim. Buraya kadar zahmet etmenize gerek yoktu. Otur oğlum, otur. Bu kez değil. Bu kez benim senin yanına gelmem doğruydu. Çünkü senden büyük bir iyilik isteyeceğim. Haçlı, seni oğlum yerine koyduğumu biliyorsun. Üstelik sana can borcum da var. Bir değil, hem de iki tane. Senden başka kimseye de güvenemem. Bu sözleri de edemem. Tanrı bana dünyalara hükmetme gücünü bahşetti. Ama yola gelmez, hayırsız bir evlat verdi. Oğlum. Senden kızımla evlenmeni istiyorum. Eğer bu bir emirse... Yok yok, bir emir değil elbet. Sadece bir istek. Evlat kadar sevdiğim birinden isteyebileceğim bir iyilik. Evlenmek istemezsen anlayışla karşılarım. Bana biraz zaman verin desem. Saygısızlık mı etmiş olurum? Yok. Sakın, sakın böyle düşünme. Cevabın ne olursa olsun, sen gene benim oğlumsun. Çok iyi bir haber. Bu demektir ki her şey planladığımızdan daha çabuk olacak. Henüz evet demedim. Bizi mutlu edecek şeyler hep imkansız olan şeylerdir. Ve imkansız şeyler için savaşanlar bir gün kaybedecek. Ve derin bir mutsuzluğa gömülecek olanlardır. İmkansız diye bir şey yoktur. Ne olursa olsun sonunda Ezo'yu bulacağım. Ezo'ymuş. Onun da yaşamayı düşündüğün hayat, herkes, her şey değişti. Hayır. Ne Esmer, ne de Ezo değişti. Sen hiç büyümeyecek bir çocuksun biliyor musun? Esmer ve Ezel diye bir şey yok.
olamazdı. O yüzden kesenin damadı olmaya bak. Kararını vermeden önce iyi düşün. Bahar'ın ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyorsun. Siz merak etmeyin. Ben Bahar'ı nasıl idare edeceğimi bilirim. Ben uyarayım dedim. Ne de olsa bizi birbirimize yakınlaştıran özel bir bağ var. Bu ağaç hakkında bana yalan söylemiyorsun değil mi? Eğer sahibini bulursam size söyleyeceğimden emin olabilirsiniz. Neler yaşadım. Neler çektim. Tahmin bile edemezsin. Yüzünü bilmediğim, bir kere bile koklayamadığım yavrumu kapı kapı aramanın ne demek olduğunu bilemezsin. Her gün belki yanımdan geçtim ve ben onu tanıyamadım diyerek kendimi kahrettim. Her gün öldüm. Yalvarırım açlı. En azından bana bildiğin kadarını söyle. Benim bildiklerim çok geçmişte kaldı. Ben de onu görünce tanıyıp tanıyamayacağımı soruyorum hep kendime. Yani durumum sizden farklı değil. Sabredeceğiz. Ve bir gün onu bulacağız. Hoş geldin evlat. Otursana. Ben kararımı verdim efendim. Bahar'la evleneceğim. Gerçekten oğlumsun. Söylesene. Dikkatli bak. Bu benim Ezon mu? Söylesene. Söylesene. Konuş hadi. Söyle diyorum sana. Bu benim Ezon mu? Söyle. Söyle diyorum. Aylin. Aylin beni sinirlendirme de bin şu arabaya. Aylin dursana sana söylüyorum. Ender defol buradan. Ben taksiyle gideceğim. Sen de rahatça sevgilinle buluşabilirsin. Aylin.
Cevap ver müdür anne. Çöz beni. Her yanım ağrıyor. Gözlerini de seçmiyor. Aylin dur diyorum sana. Aylin sinirli. Yeter kadar bu defa bitti. Son kez söylüyorum yeter. Ayrılıyorum senden. Bırak beni be. Yürü. Ender. Arabaya bineceksin. Ender. Arabaya bineceksin. Ender bırak beni. Bineceksin bu arabaya. Benimle geleceksin. Ender. Sinirlendirme beni. Ender bırak diyorum. Kes. Yeter artık bırak. Kes. Bin şu arabaya. Ender. Bin şu arabaya sinirlendirme Ender, beni. Ender bırak. Ender. Kapa yeter ya arabaya. Yeter. Bin şu arabaya. Hayvan herif. Sinan Bey? Tabii ya. Siz Süleyman Çesen'in yardımcısınız değil mi? Bir iş davası için benim bürom Süleyman Bey'in avukatlarıyla ortak çalışmıştı. Sizi o olaydan hatırlıyorum. Ben avukat Ender Özgen. Biz de eşimle şakalaşıyorduk, değil mi aşkım? Aylin'le tanışıyorsunuz sanırım. Karıcığım, Sinan Bey'le tanıştığınızı bilmiyordum. Karıcığım. Sinan Bey benim hastamdır. Evet. Doktor hanımla hastaneden tanışıyoruz. Ah geçmiş olsun. Umarım ciddi bir şey değildir. Ender geç kalıyoruz. Efendim Süleyman Bey nasıllar? Yani geçen gün olanlar büyük bir şanssızlık bence. Yani dünyaca ünlü bir iş adamını saçma sapan bir iddia yüzünden gözaltına al. Olacak şey değil. Neyse kendisine saygılarımı ve geçmiş olsun dileklerimi iletin lütfen. İletirim. Ben artık gitsem iyi olur. İyi günler Aylin. İyi günler. İyi günler. İyi günler Sinan Bey. İyi günler. Hoşça kalın. Süleyman Bey'e sevgiler, saygılar. Bu adamlar Türkiye'nin en iyi avukatlarıyla çalışır. Aylin. Süleyman Çesen'den bahsediyorum sana. Sinan Bey'in aslan olduğunu daha önce niye söylemiyorsun bana? Niye? Göz göre göre yalakalık yapmanı seyretmek için mi? Bu adamlarla çalışabilmek için her şeyi yaparım ben. Belli oluyor. Açın kapıyı açın, egon bir açın.
Müdür anne! Müdür anne! Müdür anne, aç kapıyı! Kimse yok evladım, boşu boşuna çalma. Kadriye Hanım'ı arıyorsun değil mi? Evet, nerede? Kardeşim yine hastalanmış. Apar topar hazırlanıp memleketine gitti. Peki, sağ olun. Bir diyeceğim varsa bana söyle. O arar beni. Yok, teşekkür ederim. İyi bak Ezo, hiç git seni çiğneyeceğim. Ezo. Eğer o mal misketleri kim tutarsa onu denerim. Hadi İsmail, ben nasıl bulduğunu anlat. Bana bebek adını anlat. Thank you.
Müdür anne. Yeni evim ve yeni odam çok güzel. Yeni annem ve yeni babam da beni çok seviyorlar. Bana bir sürü yeni kıyafet ve yeni oyuncaklar aldılar. Bir tek sevimsiz bir oğlan var evde. Abimmiş. Beni sevmiyor hiç. Yine de kendimi masallardaki prensesler gibi hissediyorum. Artık öksürüğüm de azaldı. Hatta hiç kalmadı. Bundan sonrasını Esmer ve Ali için yazdım. Esmer, Ali merhaba. Biliyor musunuz ben yazı yazmayı öğrendim. Bu da ilk mektubum. İkinizi de öyle özledim ki. Ama annem ve babam ne zaman sizden bahsetsem çok üzülüyorum. Ben de artık söylemiyorum. Büyüyünce tek başıma yanınıza geleceğim. Bana küsmeyin olur mu? Sakın beni unutmayın. İkinizi de çok 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 seviyorum. Ezel. Efendim. Buyurun Roza Hanım. Tamam, siz merak etmeyin. Süleyman Bey eve dönmeden Bahar'ı getirmiş olurum. Adres yok. Neredesin Ezo? Evde yok tabii ki ya. Bahar Hanım. Ya ne olur artık şu erikleri yemeseniz. İçim bir tuhaf oluyor. Dişlerim gıcır gıcır. Vallahi dayanamıyorum artık. Yapmayın lütfen. Ya lütfen. Ben biraz aşağıdayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa seslenin, hemen gelirim. Gelene kadar ben burada bekleyeceğim. Telefonumu alıp pencereden attı Haçlı. Yoksa ben seni ve Süleyman Çesen'i arayacaktım ama... Ama Bahar Hanım... Tamam Eyüp, tamam. Haçlı. Merhaba Haçlı. Ne işin var senin burada? Beni gördüğüne pek sevinmedin galiba. Evden kaçtın. Niye mi? Beni istemediğin biriyle zorla evlendirecekler de ondan. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Karnımda senin çocuğunu taşıyorum, anladın mı? Ama sen ne olduğu belirsiz bir adamla evlenmemi aldırmıyorsun. Bak Haçlı. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ama o salak herif kimse, onunla evlenmeme engel ol. Peki. Sen nasıl istersen. Yapacak mısın yani? Elbette. Süleyman Çesen'e seninle evlenmek istemediğimi söylerim, olur biter. Ay inanamıyorum ya. Ay inanmıyorum. Ya inan... O sen misin? Yani biz evleniyor muyuz? Ay inanmıyorum aşkım. Aşkım bırak. Benim. Ne yapıyorsun? Dursana kızım. Dur ya. Bu bildiğin gibi bir evlilik olmayacak. Şşş, bunları konuşmayalım şimdi.